8 Nisan. Bugün hava durumu yorumlar gibi burç yorumlamak istemiyorum ve hızlı bir seriye bağlamak istiyorum. Koç burçları 8 Nisan'da neler bekliyor? Neler oldu diyelim. Neler bekliyor demek çok komik oluyor diye yazmış bir izleyicimiz. Ne yapayım acaba? Benim kelimeler bu kadar tutuyor. Her burca ikişer dakika ayırmaya çalışıyorum. Hiçbir burca iddetmeye çalışmıyorum. Öyle bir özelliğim yok. Kimseyi tanımıyorum ama böyle yorumluyorum. Başlıyoruz şimdi koç burçları ile ilgili. Yeni bir evin muradına erdi koç burçları. Yani bir ev almak ya da bir evin kaporasını verdi ve iş yöneticileri ya da patronlarından destek aldı ve bu destek onları çok güzel bir enerji haftasına soktu. En azından bir malın sevincini yaşadı ve işiyle alakalı uzun süredir de kavga ettiğiniz çevrenizdeki insanlar sizi kutladı. Gerçekten bir mevki atladınız ama devlete girmek isteyen bazı koç burçları için şans kapısı oluştu. Ya öğretmen ya da memur olmak isteyen insan içinde Mayıs-Haziran gerçekten bu kapının sevincini yaşayacaksınız. İlişki konusunda da uzun süredir evlenmek istediğiniz insanla evlilik kararı verdiniz. Ama parasal dengelerimizi evimize alıyoruz da bazı borçlar rahatladıktan sonra bu yıl bitmeden evlilik yok. İlişkisi olmayan koçlar için de sürpriz bir hafta, yenilik başlangıç ve iyi bir ilişki. Sizde de babada diz problemi ya da ailenin bir ameliyat olma gibi kalbiyle ilgili bir sıkıntısı olabilir koçların aile genetiği. Dikkat, bir de çocuğunuzla ilgili sürpriz bir yatırım niyetiniz var. Bu da hayırlı olacak. Boğa burçları 8 Nisan'da neler bekliyor diyorsanız boğalar... Mıy mıy demeyeyim de böyle bir alınganlık, böyle bir sinir, birilerini böyle gırtlaklamak isteyen bazı boğa, yani yöneticilerinizle ya da çalışan ya da ailede böyle bir gerginlik var. Boğayı kimse anlamadığı için ya niye sinirlenip neye sinirlenmediğini bir türlü çözemiyor. Çünkü boğalarda şu var, huzur arıyorlar yerlerinde, mutluluk arıyorlar. Ama onlar mutsuz oldukları zaman ani tepki gösteren insanlar. O yüzden bu ara bir iş yerinde bir karışıklık oldu. Boğa da huzursuz olmaya başladı. Hayır, sana zarar gelmeyecek boğa. Sen yerinde güzel ve rahatlığı kavuşacaksın ama şu sinirini at. Evine konsantre olmaya çalış, ilişkine konsantre olmaya çalış. Çünkü senin hedeflerin büyük, kendine yaşlılığında ya da gençliğinde çiftlik evi almak istiyorsun. Hayvanlarla uğraşmak isteyen bazı boğa, yani hayvan besiciliği, toprakla uğraşmak isteyen boğa burçları için sürpriz kararlar verme yıl olacak. Onlar için hayırlı ve güzel bir ilişkisiyle ilgili uzun süredir problem yaşayan, yani evli boğa burçları için de bazı insanlarda boşanma kararı, çocukla ilgili anlaşmazlık ya da evle ilgili bir anlaşmazlık süreç var. Eğer bunu doğru atlatırsanız her iki tarafta mutlu olacağını söyleyebilirim. Bu yüzden de stresten migren ağrılarımız olabilir. Çünkü her şey çok üst üste birikti. Bunun yarattığı bir kaos olabilir. Bunlar için belki sakin yürüyüşler size iyi gelecek. İkizler burcu. 8 Nisan'da neler bekliyor diyorsanız ikizlerin yeni oluşturdukları ortaklı işler var ama artık başka bir noktada da çalışan, hem orayı hem burayı toparlamaya çalışan ikizler için bu yılın hedeflediği para projesi ya da yatırım projesiyle ilgili sadece konsantre oldunuz ve buraya kilitlendiniz ve başaracaksınız. Rabbim size en iyi şekilde yardımcı olacak. Ama ilişki konusunda da güzel bir karar aşamasında ailede söz nişan haftasına giriş yapabilir ya da bu ilişki ciddi kararı ilişkinize ciddi olduğunuzu ifade edebilir. O yüzden ilişkide netliğe kavuşma, uzun süredir evliliğinde problem yaşayan bazı burçlar evliliğini kurtarma haftasına girdiler. Hatta çocuk bile isteme kararını verdiler. Birbirimize tekrar yeni şans. Hatta evli çiftler bu evin enerjisi ya da eşyaların enerjisi diyerekten küçük bir ev ve yeni eşyalar oluşturmaya başladığınız ikizler sizin de hayırlı ve bereketli olacak. Uzun süredir de dedenizden kalan bazı miras 5 kişi arasında ya da 3 kişi arasında yaşanan kaoslarda bitecek. Haziran ya da Eylül sonuna kadar da oradan da ufak bir para alacaksınız. Gayet rahat ve mutlu olacağınızı söyleyebilirim. Dedim bile ne diyeyim başka? Ne diyeyim? Evet. Dost çevrenizde uzun süredir görüşemiyordunuz. Onlara da güzel bir vakit ayıracaksınız. Bir de evinizde güzel bir ufak bir davet, dostlarınızla davet ve bu keyifli ve eğlence olacak. Tadını çıkartın, keyfine bakın. 8 Nisan, yengeç burçlarını neler bekliyor diyorsanız, yengeçlerin aslında işiyle ilgili değil de işi bırakıp kendine iş kurmak isteyen bazı yengeç burçlar için zaman ve vakit toparlama gibi bir niyet var. Aman yengeç yerine sahip çık, şu an ortaklığı ya da yapmak istediğin iş için belki Eylül'de yaparsan bu işi
kur ama Eylül'de tam buradaki işine veda etmen gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kuracağın iş evet sonu Mart ya da iyi bir para kazanacaksın ama bir yerini belirlemeden diğer yere geçmeni uygun görmüyorum. İşiyle ilgili problem yaşayan, işsiz olan yengeç burçları için de Nisan sonuna kadar güzel bir iş kapısı. Hatta ufak tefek belediyeden haber bekleyen bazı yengeç burçları için de belediye kapınız aydınlıkta olacak. Ama işinde yükseliş bekleyen ya da mevkisinde kariyer eğitimi almak isteyen yengeç burçlarınız için de büyük bir ihtimal Eylül'e kadar hedeflediğiniz noktanın üst düzeyine geçmiş olacaksınız. Güzel bir ödel, hatta şirketin size sunacağı araba var, tadını çıkartın, güzel bir araba olacak. Bir de evlilikle ilgili uzun süredir sürprizler yapmak istiyordunuz, hediyeler almak istiyordunuz. Hayatınızdaki insana hem sürpriz, küçük bir seyahat, hem de güzel bir hediye, hem de onun çok sevdiğinizi ifade eden evrelere dönüş sağlayacaksınız. Sizde de diş eti, hani şuralar şey olur ya, alerjik, ağızda lekeler olur. Böyle bir ağızda stresten kaynağı uçuk buldum. Yengeç burçlarında uçuk olabilir, dikkat diyorum. Aslan burçları neler bekliyor diyorsanız 8 Nisan'da. Aslanların evlilik haftası oldukları için mutlular. Soyadları değişen bazı aslan burçları oldu. Balayı modundalar ama daha onlar ikinci düğünün tadını çıkartma modundalar. O yüzden onlar evliliğin de farkında değiller. Hem bir yandan çalışıyorlar, hem bir yandan yeni ev oturtmaya çalışıyorlar. Onlar yeni evliliği çiftler. Yani kadın erkek ayrımı yapmıyoruz. Aslanlar için aslında radikal evlilik haftası Nisan ayı. Yani sürpriz kararla evlilik yapan insanlarımız olacak. Evliliğiyle problem yaşayan insanlar için de gerçekten onlar da düzeltme kararında, evliliğine sahiplenme kararında. İş konusunda da Mevlam çayırı, her işe yaptım, önü borç batar dediğiniz bir süreçtesiniz. Kimseyle anlaşamıyorum, kendime yurt dışına şirket kurmak istiyorum diyen bazı aslan burçları için de hayır, burada ekmek kapınız var, hiçbir yere gitmiyorsunuz ve sahip çıkıyorsunuz. Toprak sizin toprağınız. Ve uzun süredir bazı mahkemesel sorunlarınız var, bunları çözmek istiyorsunuz bazı aslanlar. Bunları da gerçekten belli taksitlendirme, belli borçları düzene sokma gibi bir karar alacaksınız. Bunları da 2 yıl içerisinde çözeceksiniz. Bir de sizin anne soyunuzdan uzun süredir bir ev ya da bir tapuyla ilgili sorun var. Bu sorun bitmeyecek, panik yapmayın. Yani daha vakti var. Bu parayı hayal ediyorsunuz ama bu para için 2 yıl gibi bir zaman var. 2 yıl sonra bu parayı alabilirsiniz. Sizde de boyun fıtığı demeyelim ama boyunda sıkışmalar ya da yastıktan kaynaklanan ağrılarınız olabilir. Dikkat diyorum. Başak burçları 6-8 Nisan'da neler bekliyor diyorsanız, Başakların işiyle değil de özel hayatla ilgili bu aralar çok kafayı taktıkları için işi de evet önemsiyorlar, yerlerini de korumak istiyorlar ama ailede yaşanan bazı kaoslar ya da ilişkiyle yaşadığınız bazı kaoslar sizi biraz içsel bir duygusal boşluğa itti. Bence kişiye her iki tarafında adım atması lazım. Hem karşının hem sizin. Çünkü sizde de bazı hatalar var. Ama diliniz durmadığı için fevri davranış yaptığınız için incittiniz. O da aynı şekilde fevri davranış yaptı, incitti. Sen ondan biriniz adım atın ki ilişki bir sakinleşsin. Hatta bu çocuklara da yansıdı bu ara. Lütfen çocuklarınızın psikolojisi için de sağlıklı değil, yumuşatmanız gerekiyor. Bekar Başak burçları için de sürpriz evlilik ve onların da ailesinden bazı miraslar var. Mayıs sonuna kadar bu miraslar çözümlenecek ve büyük bir rahatlığa erişeceksiniz. Sizde de son zamanlarda simsiyah saçlarınızda aklar düşmeye başladı. Benim saçım hiç beyazlamaz diyen bazı başaklarda bu sene saç aklı olacak. O yüzden çok düşünüyor olabilirsiniz ve ırsi de olabilir. Saçlarınız bence beyazlar güzel olur. Daha siyahlıklar çok fazla var. O yüzden hemen boyatmayı, saçınız beyaz devam etsin diyorum. Sizin de ailenizde hasta demeyin de hastanın iyileşme zaferi var. Bunun tadı var. Hatta bir ailede ailece bir yemek haftamız var. Herkes bir araya gelecek. Terazi burçları neler bekliyor diyorsanız 8 Nisan'da terazilerin iş yöneticileriyle güzel bir yurt dışı seyahati, güzel, keyifli hafta sonları, sanki şirketin bütün yöneticilerinin insanlara ödülü var. Terazide bu ödülün hak kazandığı bir noktada işiyle ilgili, mertebesiyle ilgili daha onurlu, daha güzel süreçler. Hatta son zamanlarda kitap yazmak isteyen bazı terazi burçları için de doğru bir hafta. Yazmak ya da çizmek istediğiniz senaryonuz varsa kafa yapınız hızlanacak. Bunu değerlendirmenizi uygun görüyorum. Ama bahçe katlı evde oturmak isteyen bazı terazi burçları ya da hayvan enerjisi istediğiniz için belki bahçe katlı bir evi. Evet, böyle bahçe katlı güzel bir eve geçişiniz olacak ve hayırlı olacak. Bu evde size uğurlu ve bereketli olacak. Bence hemen geçin çünkü siz hayvanları da seviyorsunuz. Belki çocuğunuz için bunu değiştirmek istiyorsunuz. Olumlu.
Ev arkadaşıyla ilgili sorun yaşayan bazı Başak burçları da ev değiştirmek istiyor. Çünkü ev arkadaşıyla anlaşamadıkları ile ilgili sıkıntılar var terazi burçlarının. Bunlar da yeni bir noktaya, hatta Başak burcu bir ev arkadaşı bulursanız teraziler çok iyi anlaşacağınızı düşünüyorum. Çünkü kendi dengenizi daha rahat bir noktada. Çünkü ev sizi kasmaya başladı. Bir de gereksiz ufak tefek evde kaza, bardak kırılıyor, tabak kırılıyor, o kırılıyor. Çünkü evin enerjisinden o kadar çok çıktınız ki, yani bu ev size ait değilmiş gibi. Akrep burçları 8 Nisan'da neler bekliyor diyorsanız, miskin, yorgun, uyumak istiyor ve bahar ayı onun için inanılmaz derecede miskin bir haftaya girdiler. Bence bir güzel kuş seslerini dinle Akrep burcu, sana iyi gelecek çünkü sen doğaya aşıksın. Doğanın her rengini seviyorsun. Bence bir orman içerisinde yürü ya da bir parkurda yürü. Sana bir enerji, kafana bir enerji geçsin. Çünkü her şeyden sıkıldım, her şey üstüme geliyor. Bunu yapsam borçlayayım, şunu ödesem borçlayayım dedi. Korkma, Rabbim seni güzel bir noktada iyileştirecek. Duygusal olarak da özel hayatını oturtamadığın için ve yalnız olduğun ve hayatındaki insanı çıkartamadığın için biraz dellenmeye başladın. Dellenmeye gerek yok. O zamanını bulur, akan su olur. Herkes yoluna bakar. Hatta sizde bazı insanlar, akreplerde güzel evlilikler var, güzel çocuk doğumları var. O yüzden bu yıl netlikler, kararlılıklar, akrep burcunun fevri davranışları olsa bile ne istediğini bildikleri için doğru taşları oturtacaklar diyorum. Bir de ayrı yöneticiniz ya da çalışanınızla oturup konuşmak istediğiniz bazı mevzular var. Ve uzun süredir de bankayla ilgili ödeyemediğiniz sıkıntılarınız var. Haziran, Mayıs'a kadar bazı şeyleri halletmiş olacaksınız. İcralık noktalarınız geride kalacak. Korkmanızı istemiyorum. Akrep burçları, sadece sizin sinirleriniz yorgun, vücudunuzda herhangi bir sağlık problemi yok, panik yapmayın. Yay burçları, 8 Nisan'da neler bekliyor diyorsanız, yaylar aslında, bazı yaylarda ben yalnızım Emineciğim, sevgili istiyorum, eş istiyorum, yani ne yapayım parayı buldu diye yay burçları var. Evet, bazen paranın hiçbir önemi yokmuş gibi gözükse de ilişki olunca para ön plana geçecek. İlk önce para sisteminizi oturtun yaylar. Doğru insan zaten sizin hayatınızda olacak. Kimseyi Rabbim tek yaratmamış. Herkes bir çift yarattı. O yüzden yaylara ben inanıyorum. Bu yıl hangi yalnız yay varsa gerçekten doğru aşkını ya ve Nisan'da da bunun başlangıcının tadını çıkartacaksınız. O yüzden yaylara güzel bir aşk var. Ve uzun süredir de araçla ilgili ya da araçta bir ufak tefek kendi kendine stop ediyor. Bir araç değiştirme niyetiniz var ama bazı paraları da ödemeniz gerekiyor. Bunlarla ilgili sanki Mayıs başına kadar çözmüş olacaksınız. Hayırlı olacak. Sizde de kulak iltihabı, kulak ağrısı ya da işitme ile ilgili bazı sesler alabilirsiniz. Bir kulak doktoruna gitmenizi öneriyorum. Ve ufak bir iş teklifi olacak. Hatta sağlık sektörü ya da kariyerinizle ilgili bir akademisyenlik bir eğitim olabilir. Burada bir teklif var size. Bu teklif çok olumlu olacak. Sizin kariyer hayatınız için doğru. Ve eğer bunu doğru dengede oturtursanız ileride isim ve marka yaratacaksınız. Bu marka size çok keyif ve aydınlatma olacak. Oğlak burçları 8 Nisan'da neler oluyor? Sen ne yaptın oğlaklar dersem, oğlaklar her işi başardı, sabitlendi, ben buradayım dedi ve güçlendi. Yani aslında aslanların, ne aslanı be, oğlakların enteresan bir hayatında teklif aldılar ve bu teklifle ilgili hiç düşünmeden evet dediniz. Ve bu evet size çok büyük kar getirecek, hiç ummadığınız kar getirecek. O yüzden doğru oğlaklar doğru kararlar verdi. Uzun süredir iş problemi yaşayan oğlaklara da sürpriz iş teklifleri olacak. Ama ilişkiyle ilgili yaşadığınız bazı pürüzler, bazı olaylar sizin duygusal inancınızı kırdı. Bence akışa bırakın, doğru insanınızı da bulacaksınız ama daha vakit var. Evliliğiyle ilgili boşanan bazı oğlaklarda yeni bir heyecan ya da yeni bir evliliğe yelken açacak. Niye o zaman ötekini boşadın kardeşim yeni bir evliliğe başlıyorsan? O yüzden yani evdeki, yani bilemedim. Tekrar bir evlilik düşünen ve aile olmak isteyen bazı, çünkü oğlaklar sabit ve aile ortamını çok sevdikleri için yalnız kalamazlar. Yani niye boşadın o zaman geçmişi? O yüzden size yeni bir aşk diyorum ve tekrar bir evlilik kapınız var. Güzel bir düzen olacak. Biraz kırgınlıklar var. Çocuğunuz varsa mı? Boşanmışsanız çocuğunuzla ilgilenmeniz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu ara çok özgürlüğünüze düştünüz. Her şeyi kenara attınız. Bir de çocuğunuzla ilgili bir gelecek yatırım planınız var. Bu da sizin için hayırlı olacak. 8 Nisan kova burçlarını neler bekliyor diyorsanız, kovalarda
kendileriyle alakalı değil de çevresindeki insanların dertlerini dinlemediğim de onları öğretme, anlatma, bir şeyler öğrensin diye kovalarda böyle bir anlatım hevesi başladı. Ay ya kovalar, sen her şeye yetişeceğini mi zannediyorsun? Yani senin bir sürü arkanda sorunların var. Bence bu evet bir şeyleri başardın, paran da var ama bazı borçların var. Parayı kenarda saklıyorum, borcu ödemiyorsun. İlk önce borçlarını yavaş yavaş kapat, sonra kenardaki parayı biriktirmeye başla. Senden tek ricam, sen akıllısın ama iş konusunda da istediğin noktan var. Yurt dışına gitmek isteyen bazı kovalar için çok iyi bir teklif var. Değerlendirirseniz garantili bir iş ve para kazanacaksınız. Devletle bağlantılı kurmak isteyen bazı kova burçlar için de gerçekten devletten birinin desteğiyle devlet kapısına gireceksiniz ve bu hayırlı olacak. Uzun süredir altın kaybı yaşayan bazı kova burçları ya eve hırsız girdi ya altınınız çalındı ya da evinize hırsız girebilir, altınınızı ya da paranızı çalabilir. Bu ara kovanın evresinde hırsızlık olayı olabilir bu 8 Nisan. Dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sizde de kirpik dökülmesi, kaş dökülmesi ya da göz kaşıntılarınız olabilir. Böyle bir sağlıkla ilgili sıkıntınız olabilir. Uzun süredir de kardeşlerle ilgili diyaloğu oturtma ve rahatlığa kavuşma diyorum sizin için. Balık burçları 8 Nisan'da neler bekliyor diyorsanız. Balıklar ne yapsınlar? Yani onlar ailelerinin bazı dertlerini dinlemek. Geçtiğimiz hafta aileyle çok iç içe birlikte yaşadıkları için çok yoruldular ve yalnızlık ve ruhu dinlendirmek istiyorlar. O yüzden balıklar bir aile kafasından çıkıp ilişkisiyle ya da işiyle uğraşmak istiyorlar. Onlar da 8 Nisan hem iş hem ilişkiye böyle birbiriyle minnoş minnoş vakit geçirme haftası olacak. Onlar mutlular çünkü onların işlerinde ve paralarında güzel bir artış oldu. Özel hayatlarıyla ilgili netliğe kavuştular. Eğer ilişkisiz balık burçları ise 8 Nisan'dan sonra doğru ilişkiyi bulma, güzel ilişkiye başlama, sahiplenme dediğimiz sürece sağlayacaklar. Ve uzun süredir de birikmiş bazı ailenizin borçları var, destek olmak istiyorsunuz ve ya da ailenizden aldığınız borcu ödemek istediğiniz bir fikir var. Bunu da Mayıs sonuna kadar çözmüş olacaksınız. Aile ya da çevrede ya da aldığınız insanda borcunuz bitecek. Evliliğiyle ilgili problem yaşayan balık burçları için bir daha bu evliliğe şans verin. Çünkü evliliğiniz bitecek ve evlilik olmaması gerekiyor. Balık burçları ilişkilerine sadıktır, yalan söylemez, çok dürüstlerdir. O yüzden balıkları dinleyin. Balıklar aslında kalben de iyi insanlar. Onlara sahip çıkın diyorum. Evet, sahip çıkın yani. Başka ne diyeyim? Sanki hayvanlara sahip çıkın der gibi. Yani burada balık burcu insanları çok değerli ve kıymetli benim için. Benim oğlum balık burcu, onu çok seviyorum. Onları dinleyin, anlayın. Anlayarak hareket edin lütfen balık burçlarına. Şanslar var, bereket var. Korkma balıklar. Evet, 8 Nisan haftalık burcumuzu da burada yorumladık. Koplayıp sıklayıp abone olmaya, bizi tavsiye etmeye devam edin. Canlı yayın yapacağız da daha karar veremedik. Hangi gün yapalım, ne yapalım diye. O yüzden aklımızda verilmiş bir söz var. Bunu unuttuk diye düşünmeyin. Biz sözümüzün arkasındayız ama nasıl yol alacağımızla ilgili bir türlü yönetmenim, yapımcım, ay yapımcım, gökyüzü yapımcım karar veremedi. Onda sorun var. Bende değil yani. O doğru zamanı bulacak. Çünkü o bu ara evlilik yapma kararında olduğu için canlı yayına vakti yok. Aslında Mayıs'tan sonra rahatız. Bir evlensin de Mayıs sonundan sonra. Yani Haziran. Haziran'da saatlik geliyor. Ben rahat değilim. Neyse Eylül'e kadar yolum var gibi bir şey. Panik yapmayın. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.